Şimdi senin yüzünde hafif bir kilo söz konusu biliyorsun. Çok hafif. Var. Çok hafif ama çok hafif. Ama bu ne ya, dünden beri bana tam bişsin diyorsun. Hayır hayır, ben de biliyorum. Gayet de bebek gibiyim. Tamam, bebek gibisin, evet, o konuda hemfikirim. Sakin ol. Sedacığım, sen trend makyajları biliyor musun? Yapıyorsun ama. Dünkü makyajından sonra bildiğini pek düşünmüyorum ben senin. Oo, büyük taş geldi. Seda dün gelir gelmez iddiasının ne kadar arkasında olduğunu gösterdi bize. Ben trendleri bilip bilmekten ziyade senin makyaj yapmayı bilip bilmediğini merak ediyorum dünkü makyajdan sonra. Ben seninkini gördüm, sen hiç bilmiyorsun. Ben yine bir şeyler sürüyorum. Benim sen onu da sürmemişsin. Biraz fazla kaçmış olabilir ama senin kullandığın soğuk tonları yani modelimi öldürmedim diye düşünüyorum. Evet, öldürmedin, ağlattın. Doğru söylüyorsun. Ölmesin doğru. İyidir. Seda, sorsana Saadet'e, senin trendden anlayışın ne? Sen niye sormuyorsun, başkasına sordurtuyorsun? Ben ha? Yoruldum artık. Çünkü benle yarışmaya korkuyorsun değil mi sen? Hayır, ya, hayır. İşte hayır. Böyle başkasına sordurtturum ben insanı. Ben şu an sadece modelimle ilgilenmek istiyorum. Biz de onu yapıyoruz zaten. Sen hem çalışıp hem yorum yapamıyor musun? Ya gitti ya. Kilolu bayanlar daha trend değil mi? Evet, kilolu bayanlar trend. Bence bugün de. Bugün sen ne dünya dersen. Dünya trendi kilolu yani. Öyle artık gideri yok zayıflığın değil mi? Evet. Vay. Wow. Yani şu anda artık çok evet. Gitmiyor öyle zayıf. Oradan bana taş mı geliyor acaba? Falan. Ben öyle beden. Kilolu zayıf olarak ayırmıyorken sen neden öyle ayırıyorsun peki? Ben öylesine söyledim ortaya. Sana özel bir şey söylemedim tabii burada ki. Burada en zayıf benim ama. Bana laf atıyorsun. Üzerine alınmış galiba. Bu özgüven nereden geliyor? Bu bilmiyorum artık. Sence nereden geliyor? Bu özgüven yani boş değil bence. Hepsi özgüven. Gözü güzel miydi? Olan herkes, güzel gören herkes görebiliyor. Özgüvenin arkası boş olursa kötü. Boş değilse bence gayet yerinde. Ayrıca modelimin gerçekten özgüveni yerinde olmalı zaten. Çünkü gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Ama bunu yok, kiloya benim. Bağlıyor. Sizin yaptığınız şeye bağlamıyor. Yok, kilo değil, balık eti olduğunu söylüyor. Öyle de zaten ama gayet de hoş duruyor bence. Bence çok yanlış bir yerden giriyor. Yani kiloyla insanların özgüveninin bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar sadece yaptıklarıyla da ortada oluyor. Tabii ki kendilerini öyle. Nasıl doğru yansıtırlarsa daha iyi görünürler diye düşünüyorum. Çünkü ben kilomdan çok memnun değilim. Zayıfım evet. Ama kötü göründüğüm anlamına da gelmiyor. Zaten ben de sana bir şey söylemedim. Ben ama hiç kimse de üstüne alınmıyor ben burada. Herkes gözümle normal konuşurken öyle. Hayır yani. Ben de 36 bedenim. Evet. O zaman ben de dahilim bu konuya öyle mi? Ama ben beden yani demedim ki. Yani ben 34 ki. Bedenim. Ben de 36'yım yani biz de small beden. Ben de 38'im o kadar da farkımız sen yok. Sen 38'den fazlasın. Bence be. Sen birazcık beni kıskandığın gibi geldi. Bence ondan sen 40 bedensin. Kıskanılacak bir şey yok. Ablan star. Bebeğim. Kapatalım gözünüzü. Sen böyle bu Türkçeyi, Türk sinemasını izleyerek öğrendim diyorsun. Ama sen ailemdeki konuşmaları yapıyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Dünya trendi diyelim. Dünya trendi 40 sene önceki Türkçeyle nayırın olamaz demeyeceğim herhalde. Ama tabii ki günümüz Türkçesini kullanmam söyledim. Gerekiyor. Bu diksiyonla seni hiç kimse istemeyecek ama. Ben sizin modelleriniz niye hep böyle megaloman? Yaşı küçük. Megaloman? Bizim kadar evet. Tecrübeli değil yani hayatta. Ne olan özgüveni çok fazla. Modellerinizin sanırım. Hepsi normal böyle ya. Normal sanal alem cümleleri kurması. Evet, geçen sefer de dediğin gibi ama ben seviyorum ya. Hoşuma gidiyor modellerimin böyle olması. O ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Modeliniz girerken dedi ya Özge Hanım niye geldiniz buraya? Kendisi de dedi ya ben buraya kendimi göstermeye gelmişim. Harbi kendini göstermeye gelmişim. Şu anda evet. Yani. Son bir dakikanın içine şu an girdik. Bir dakika bitecek. Saniyeler kaldı. Hani bunu da renksiz derlerse zaten artık. Zaten çok merak ediyorum. Öldürürüm onları. Çabuk 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 acele etmeniz lazım. Bir dakikalık süreniz de dolmak üzere. Son saniyelerin içindeyiz.
Bir dakikalık süreniz için geri sayım başlattıktan sonra bitince fırçalarınızı, süngerlerinizi bırakmanızı isteyeceğim. Son saniyeler, çabuk olun, acele edin. Son dokunuşlar, son dokunuşlar. Ve bir dakikalık süre sona eriyor. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz doldu, bırakın fırçaları. Sanatsal bir çalışma olmuş gerçekten. Biz Adanalıların bir sözü vardır. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Gerçekten ellerine sağlık. Korku filminden fırlamış gibi görünüyorum. Yemek yemiş de silinmiş gibi. En nefret ettiğim şey, Maşa yaptığı belli oluyor. İşte bu sizin doğrunuz, bu da benim doğrum. Doğru bir tane. Hanımefendi çok güzel bir hanımefendi. Gerçekten saçını çok yapmayı isterdim ben. Benimkinden bile iyi taramışsın. Çok güzelim, tam bir star yani ben. Tişörtleri de dünden beri giyiyorsun ama eskidi bence üzerinde artık. Onları çıkarmalısın bence. Kuaförüm sensin. Evet, yine geldik en kritik anlardan birine. Modellerimizi çağıracağız teker teker. Kendilerine bakacaklar, yorumlarını alacağız. Sonra sizlerin yorumlarını alacağız ve önemli an gelmiş olacak, puanlama. O zaman hiç bekletmeden ilk modelimizi alalım. Zeynep gelsin. Ayna kapansın ve Zeynep kendine baksın. Aman Allah'ım, ben miyim? Hemen yardımcı olayım. Şöyle bir arkanıza da bakın, sonra konuşalım. Özge Hanım, evet, şöyle yanıma gelin. Şoktayım ben. İyi manada, kötü manada? Yani bu sefer iyi. Güzel. Bu sefer iyi. Nasıl buldunuz? Bir tık inanılmaz bir göz makyajı olmuş yine ama... Yani bir korku filminden fırlamış gibi görünüyorum biraz ama yine. Korku filmi? Evet. Niye için? Yani bu kadar... Alışık olmadığınız için yani, normalde yaptığım, uyguladığım tonlardan değil. Peki. Kırmızı dediğim gibi iddialı. Ama güzel. Bu güzel. Bu sefer bugün oldu. Biraz... Saçlar harika. Beğendim. Güzel. Evet. Ne diyorsunuz? Bugün mutluluktan ağlayabilirim. Aman ağlamayın, ne olur. Ama istiyorum. Peki mutluluktan olsun o zaman olacaksa. Ama değil mi? Çok güzel. Çok memnunum bugün. Harika. Ne diyorsunuz? Ben çok doğal bir çalışma yaptım. Zaten konseptimizde dalgalı ve kıvırcık modeldi. Saç biraz düştü ama zaten biz aramızda anlaşmıştık. Doğal bir çalışma yapacaktım. Saçları çok ince telli olduğu için çıt desteği aldım. Onlara güzel bir dalga verip saçını bayağı volümlendirdim. Çünkü kendi saçı çok ince telli ve çok az. Şu anda şaşırması ondan, çok volümlü ve güzel bir saç. Ben çok beğendim saçı. Makyaj da aynı şekilde çok doğal duruyor, çok fresh duruyor. Ne diyorsun Seda? Zeynep Hanım'la konuştuk zaten. Kırmızı tona çok alışkın olmadığını söyledi ama bugün bir farklılık olması gerektiğini konuştuk. Yapalım. Bence çok yakışıyor. Esmer bir bayan. Çok güzel duruyor bence. Siz normalde aslında kıvırcık saça sahipsiniz. Evet, bugün geldiğinizde gördük. Yani bonusa doğru gidiyorum ben. Normal hayatta. Zor. Kabarın yani tabii kuru oluyor genelde. Hani sürekli bakım uygulamanız lazım falan. Ama bu bundan sonra kullanabileceğim bir model. Evet, tuttum bu modeli. Tuttum. Harika. O zaman diğer takımların yorumlarını da bakalım. Tabii ki. Evrim, Çiğdem, ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz Zeynep'i? Nasıl buldunuz Necati ve Seda'nın performansını? Saçlara çıçı takılmış herhalde, değil mi Necati? Evet. Evet. Güzel bir seçim yapmışsın. Bir önceki saçlara bunu söylemiştik zaten. Teşekkürler. Ben dalgalarının biraz daha belirgin olmasını isterdim. Ama bu haliyle de zaten saçınız dalgalı değil mi sizin normalde? Dalgalı. Daha düz seviyorsunuz. Evet. Daha böyle doğal dalga. Hı-hı. Olmuş yani, onun istediği gibi yapmışsın.
Bence de. Ama bence biraz daha belirgin olabilirdi dalgaları. Çiğdem. Bugün itibariyle saça yorum yapmayacağım. Evet, ben de yapmasını hiç istemiyorum. Hiç mi? Aynen. Evet. Sebep? Sen mi istemedin? Yanlış anlaşılıyorum. Evet, yanlış anlaşılıyorum. Yok, ben de zaten...